Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmanızı, son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna desteklerinizi bekliyoruz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Mete, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Milli aranın ardından Süper Lig'de 5. hafta cumartesi günü açılacak. Cuma günü maç yok bu hafta. Toplam 10 maç var. Beşiktaş haftayı bay çekiyor. Ayrıca Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını özel olarak konuşacağız. Bu programda konuşmayacağız o mücadeleyi. İlk olarak Çaykur Rizespor Ankara Gücü maçıyla başlıyoruz. Haftanın açılış mücadelesi bu maç cumartesi günü. İki takım da lige hiç iyi başlamadı. Rizespor'un 4 maçta 2 puanı var. Ankara Gücü'nün de 3 maçta 1 puanı var. Bir haftayı bay geçtiler. Nasıl bir mücadele bekliyorsun Rize'de? Ben ev sahibi ekibin bu sezonki ilk galibiyetini alacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Bu hafta cumartesi günü başlıyor dediğin gibi lig. Ankara Gücü, daha doğrusu Çaykur Rizespor hafta sonunda Giresunspor'la bir hazırlık maçı oynadı biliyorsun. Evet. Maç 1-1 bitti. 1-1. Ankara Gücü de biliyorsun son olarak transfer döneminde işte Alper Potuk hamlesini falan yaptı. Kadroyu biraz daha genişletti. Ancak ligde 3 maçta çok kötü bir gidişatı var. Sadece 1 puanı var. Ve özellikle bence transfer döneminin tek eksik noktası bir forvet transferi yapılmadı. Hani geçen sezon biliyorsun Orcil vardı. Yani bu sezon gelen oyuncu var ama yani geçen sezonki forvet hattına baktığın zaman da bence daha etkili. Çaykur Rizespor zaten biliyorsun hem kanatlarıyla hem de hücum hattıyla bence Ankara Gücü'nün iki katı daha üstün durumda duruyor. Ben de Çaykur Rizespor'un kazanmasını bekliyorum. Gollü de bir maç olabilir ayrıca, onu da söyleyeyim. Bir diğer mücadeleye geçelim hemen, cumartesi günü oynanacak. İç Anadolu derbisi, Kayseri Spor, Sivas Spor. Evet, İç Anadolu derbisi. Sivas Spor bu sene ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Bu maçtan sonra Avrupa Ligi'ndeki macerası da başlayacak konuk ekibin. Kayseri Spor'da transferin son gününde Deniz Alibeç gibi, Manuel Fernandez gibi, Aziz Beyiç gibi önemli hamleler yaptı. Ben kağıt üstünde güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İki takımdan da gol bekliyorum. Bir tarafta bakıyorum şimdi Alibeç gibi, Kanga gibi. Diğer tarafta da Kayode gibi, Felix, Gradel gibi önemli silahlar. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Kayseri Spor çok iyi bir transfer dönemi geçirdi bence. Özellikle son haftada. Bir de lige iyi başladılar bana göre. Hani iyi derken şöyle, aslında 4 maça göre 6 puan az ama. Yok, gayet iyi başladılar. Geçen seneye göre iyi. Çok iyi başladılar. O yüzden Kayseri Spor'un önü açık ki son gelen transferlerle ben ligde kalacaklarını, hatta sıkıntı bile yaşamayacaklarını düşünüyorum. Özellikle Alibeş transferi. Yani Beşiktaş'la adı geçiyordu. İşte önceden Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun Spor çok istedi. Gaziantep, FK çok istedi. Subidika çok istedi. Ama Kayseri Spor bir sürpriz yaparak oyuncu getirdi. Bir de Fernandez'in gelmesi de ekstra oldu. Sence Fernandez katkı verir mi takıma? Sahaya kendini, futbola verirse verir. İşte o yüzden sordum. Verirse verir. Çok kaliteli bir oyuncu. Aslında fena oynamadı. Fena oynamadı. İyi bir transfer oldu. Ben Kayseri Spor'un en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Ben seninle hani görüşeyim. Ayrıca gollü bir maç olur. İki takımda gol ve goller olur yani. Cumartesi günü iki tane daha maç var. Hemen o maçları konuşalım. Konya Spor kendi evinde yeni Malatya Spor'u ağırlayacak. Konya Spor bence lige çok iyi başladı. 3 maçta 5 puan topladı ve oyun olarak da çok iyi başladılar. Hem Gençler Birliği hem Denizli maçlarında galibiyeti kaçıran taraf oldular. 0-0 biten iki maçta. Yeni Malatya Spor ise ilk galibiyetini geçen hafta aldı. Kendi evinde Antalya karşısında milli aradan önce. Malatya'da şöyle bir sıkıntı vardı. Lukoki'den, Tehteh'ten daha Antalya maçında ilk defa tam randıman alabildiler. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben zorlu bir maç olacağını düşünüyorum ve bence yeni Malatya'nın hücum hattı daha iyi Konya'dan. Son transferlerle de Malatya bayağı bir toparladı. Ben Malatya'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya yeni Malatya Spor evet iyi transferler yaptı ama Hamza Hamzoğlu'nun dokunuşları çok önemli olacak. Bana göre Konya Spor bu sezon kurmuş olduğu hücum hattıyla yeni Malatya Spor bence bir adım önüne geçiyor. Özellikle Çıkarleşi'nin gelmesi, Kravets'le formda başladı. Beşiktaş maçındaki oyunu yani ilerisi için ümit verdi. Ben de Konya Spor tarafındayım. Ben de Konya Spor'un en kötü bir puan alacağını, hatta galibiyete de yakın olduğunu düşünüyorum ben. Yani yeni Malatya Spor'daki tek sıkıntı Hamzoğlu'nun olması. Milli, onun dışında kadro iyi yani. Milli ara sence Konya Spor'un hızını kesmiş olabilir mi peki? Yok, bence daha da iyi şey yapmıştır. Takım bir arada tutmuştur. Özellikle Kravets'le Çıkarleşi'nin uyum açısından. Bu maçta ayrıştık. Bakalım neler bakalım olacak. Cumartesi gününün son maçına geçelim. Zorlu bir mücadele olacak. Trabzonspor kendi evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
Trabzonspor'da Flavio yok. Antep maçında atılmıştı, cezalı durumda. Evet. Başakşehir'in çok zorlu bir fikstürü var. Bu maçtan sonra Şampiyonlar Ligi maçları ve lig maçları çok sıkışık bir fikstürde oynayacaklar ki Başakşehir'in işi çok zor gözüküyor bence bu. Ligede çok kötü başladı. Yoğun maratonda. Aynen. İlk 4 haftada zaten bir puanla son sırada son şampiyon Başakşehir. Nasıl bir maç bekliyorsun Trabzon'da? Benim bu maçla alakalı bir görüşüm yok. Trabzon da iyi başlamadı ama iki maçta hakem hataları yaktı Trabzon'u. Denizli deplasmanı ve Antep deplasmanında hakemler yaktı. Neler söylersin? Çok zor bir maç bence. Başakşehir'in hani bu yoğun fikstüre girmeden önce kesinlikle artık galibiyete ihtiyacı var. Trabzonspor'un da galibiyete çok ihtiyacı var. Camianın moral motivasyona. Benim bir görüşüm yok. Bu maç çok zor bir maç bence. Sen neler söylersin? Ya iki takım da şu an çok sıkıntılı ve bu iki takım da geçen sezonun şampiyonluk favorileriydi ve çekişen takımlarıydı. Başakşehir şampiyon oldu. Başakşehir 4 maçta golü de atamadı. Özellikle zaten hücum hattına takviye yapması gerekiyordu. Çünkü Dembaba hani bir sezon daha yaşlandı. Bir de alternatifi yok. Zaten Gubras'ın yüzüne bakmıyor Kamburok. Kerim Fry fantezisi devam ediyor. Zaten bu Başakşehir'in transfer döneminde yapmış olduğu yanlış strateji Şampiyonlar Ligi'nde yüzüne tokat gibi vurulacak. Yani bu hafta içinde göreceğiz Leipzig Başakşehir maçında da. Yani temsilcimizi tabii tutuyoruz ama yani görünen köyde kılavuzu istemiyor. Ya bir de Başakşehir yanlış transferler yaptı. Chadli hazır değil zaten. Yok, Chadli zaten kaç yıldır 4 sezondur sakatlıklarla boğuşuyor. Ki zaten Kayısı'ya varken sağ bekte Rafael'e gerek yok. Sol beke iyi bir yabancı alabilirdi. Aynen, Krişi gitti mesela. Sol beke adam lazımdı. Mbombo geldi ama yeterli bir oyuncu değil ve bence. Bütün takımların Gudivet oyuncusu Hasan Ali Kartal geldi. Takımı görüyorsun 4 maçta ileri gidemiyor. Gol atamadı. Hasan Ali Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynayamadı. Başakşehir'de oynayacak. O da ilginç bir durum olacak. Bakalım. Yani nasıl olacak? Yani Başakşehir nasıl olacak? Kanada otobana dönecek Hasan Ali'nin yüksek ihtimal. Yani ben bu karşılaşmada Trabzonspor'un Başakşehir'e göre daha hazır olduğunu düşünüyorum ki zaten öyle. Ya dediğin gibi iki maçta hakem hatasından gitti. Yoksa şu anda Trabzonspor'un 9 puanı olacaktı. Aynen öyle. Yani liderle bir puanlık fark olacaktı. Ben Trabzonspor'un en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Şu anda Trabzonspor Başakşehir'den daha hazır durumda. Bakalım neler olacak. Pazar günü oynanacak maçlara geçelim. Hatay Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçını geçiyorum. O maçı özel konuşacağımız için. Antalya Spor Gaziantep FK maçı var. Bu maç gerçekten kağıt üstünde keyifli geçmeye aday bir maç bence. İki takımın da çok çok önemli hücum silahları var. Bir tarafta Jovic, Orjil, Podolski, işte Nuri Şahin gibi önemli silahlar. Antep cephesinde Maxim, Jlobotji, Nahua Diko geldi. Yeni önemli bir transfer oldu forvet hattına. Aynen, Mirallas gibi çok üst düzey bir futbolcu geldi. Belçika milli takımının bir dönem en önemli oyuncularından biriydi. Üç büyüklerin de gözdesiydi. Aynen, Olympiakos gibi, Everton gibi takımlarda da çok önemli işler yapan bir yıldız bir oyuncu geldi Kevin Mirallas. Ben bu maçta şimdi Antep sezona kötü başladı biliyorsun. 4 maçta 3 beraberlik, galibiyeti yok. Antalya'da 4 maç 7 puan. Antalya'yı başardı. Tek bir mağlubiyet aldı, o da geçen hafta Yeni Malatya'ya milli aradan önce. Ve o maçta da mağlubiyet hak ettiler. Çok kötü oynadılar. Ben bu maçta iki takımdan da gol bekliyorum ve zevkli bir maç olacak bence. Anormal bir durum olmazsa senin yorumun ne olur? Gaziantep'in zaten geçen sezon oynadığı her maç zevkli geçti. Bu sezonda yapılan son transferlerle beraber Gaziantep'in hücum gücü artacak. Antalyaspor'da bence tek sıkıntı şu, hoca yanlış ilk 11'le oyuna çıkıyor. Yani özellikle Orjil'in yedek kalmaması gerekiyor bana göre. Çünkü Orjil bu takımda hem geriye gelmede hem de ileriye top taşımada çok şey bir oyuncu. Etkili bir oyuncu. Etkili bir oyuncu. Çünkü Yavuş daha çok durarak oynayan bir oyuncu biliyorsun. Aynen. Karagümrük diyorum. Gaziantep'te de özellikle Subidika'nın çok beryansını olmuştu transfer döneminde. Ve son haftada Kevin Mirallas'la Diko geldi. İki oyuncu da çok iyi transferler oldu. Özellikle Diko iyi transfer oldu. Şimdi Kevin Mirallas da oyuncunun kariyeri aşağı doğru gittiği için ben biraz sürümcemedeyim o konuda. Hani ismine, kariyerine tabii ki lafımız yok. 10 numara bir oyuncu ama bakalım ne durumda. Burada göreceğiz. Ben Antalyaspor'un en kötü bir puan alacağını, maçın da golle geçeceğini düşünüyorum. Şöyle 2-2, 2-1, 3-2'lik bir sonuç bekliyorum. Antep bir de bu arada cumartesi günü bir hazırlık maçı oynadı. TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'a karşı 0-0 maç 0-0 bitti. Antalya da hazırlık maçı yaptı. Denizli ile 1-1 berabere kaldı. 1-1 kaldı. İki takım da cumartesi günü oynadı hazırlık maçlarını. Bakalım neler olacak. Sen bu maçta Mirallas'ı ilk 11'de bekliyor musun? Ben bekliyorum aynen. Direkt bence ilk 11 başlar. Bana öyle geliyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hak eden kazansın. İşte bakalım neler olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Pazar günü çok önemli bir karşılaşma. İstanbul'un en büyük semt derbisi, Haliç derbisi, Fatih Karagümrük. Aynen. Kendi evinde diyemiyorum maalesef, Olimpiyat stadında oynadığı için Karagümrük. Yani Kasımpaşa'dan yola çıkıyorsun. Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
hemen köprüden Karagümrük'e doğru yol alıyorsa Haliç'ten. Aynen ama maç maalesef Olimpiyat'ta oynanacağı için Karagümrük keşke kendi stadında oynasaydı Vefa'da, Fatih'te. Şimdi ligin yeni ekibi olarak Karagümrük gerçekten hem çok iyi bir kadro kurdu hem de lige çok iyi başladı. 4 maç 7 puan. Kadıköy'de puanı kaçırdılar. Çok iyi oynadılar ama Sabo'nun kaçırdığı penaltı bir puana mal oldu en azından. Diğer tarafta Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak'ın ilk Süper Lig deneyiminde 4 maç 6 puanla başladılar. Son olarak da Galatasaray'ı mağlup ettiler. Bir krizle girdiler sezona. Özellikle Fode Koita krizi. Koita'nın aldığı parayla alakalı işte. Gohu'yla yaşadığı sıkıntılar. Karagümrük de çok iyi bir kadro kurdu şimdi. Hani lige yeni gelen bir ekip olarak Lucas Biglia gibi bir dünya yıldızını getirdiler. NDI'ye geldi. Salibur, bakıyorsun Bosna'nın stoperi Zukanovic. Çok değerli oyuncular var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Derbiyi kim kazanır sence? İki takımda da çok tehlikeli silahlar var. Bir tarafta Endao Sobie, diğer tarafta Koita Yusuf Erdoğan. Ben güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum ve Karagümrük'ün en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya iki takımı da teraziye koyduğun zaman da bence Karagümrük böyle, Kasımpaşa böyle. Hani o kadar fark çok fazla yok. Fark yok. Aynen bence ama de. Ama Karagümrük bir tık daha önde. Bir tık önde. Bence de daha önde. Özellikle son yapılan transferler Karagümrük'ün bu orta saha merkezini çok fazla şey yaptı. Yani güçlendirdi. Güçlendirdi ve pas yönünden de bu trafik artacak. Özellikle Karagümrük maçlarına dikkat edelim mesela. Toplu oynama yüzdelerinde de hani birçok maçta Karagümrük önde kapatır. Yani de, şöyle %53'e %47, %55'e %45. Karagümrük duran topları da çok iyi kullanıyor. Özellikle Jimmy Durmaz'ın gelmesi. Aynen. Jimmy Durmaz burada kendisini bulacak, bunu söyleyelim. Bence de. Zaten Galatasaray'da iş yapacak bir oyuncuydu ama Fatih Terim nedense hiç yüzüne bakmadı. Salibur çok iyi bir hamle oldu özellikle, onu da söyleyelim. Salibur çok iyi bir oyuncu. Karagümrük'te tek sıkıntı şu oldu bence, bir tane daha forvet alınması gerekiyor. Dün Beşiktaş'la bir hazırlık maçı oynadı Karagümrük Nevzat Demir'de. 5-2 kaybetti. Evet. Bir ölçü olur mu yoksa hazırlık maçı deyip geçiyor ya musun? Şöyle, ben her zaman hazırlık maçlarının ölçü olmayacağını söylüyorum ben ama de ben bunu sezon başında söylüyorum. Şimdi sezon ortasında yapıldı bu maç. Yani Beşiktaş'ın 5 tane atıp da Karagümrük yenmesi de bana bir ilginç geldi. Ben de şaşırdım aynen. Yani İlginç. Karagümrük çok iyi başladı lige ve hani şu kağıt üstüne baktığın zaman bile Beşiktaş çok rahat kazanır diyemezsin Karagümrük karşısında. Ama tabii hazırlık maçlarında oyuncular kendini sakınmış da olabiliyor. Hani genelde öyle olur. Maç zaten biliyorsun Nevzat Demir'de oynandı tesislerde. Aynen. Ben bu karşılaşmada Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum. Ben Karagümrük'ten galibiyet bekliyorum. Ayrıca gollü bir maç olur. 2-1-3-2'lik bir Karagümrük galibiyeti bekliyorum. Özellikle Sobe için bu maça damga vurmasını bekliyorum. Sobe biraz tutuk başladı sezona. Bu maçta ondan gol bekliyorum. Ben maçı orta sahaların belirleyeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa'da çünkü orta sahalarda da Karagümrük bir adım önde. Hayradinovic ile Aytaç Kara çok formdalar. Ama Karagümrük'te de Lucas Biglia gibi, Bodo Ndiaye gibi çok önemli orta saha oyuncuları var. Ramazan'ı da orada kullanıyor hoca. Liha'yı sağ bekte kullanmaya başladıktan sonra maç orta sahadaki üstünlüğü kurarsa bu maçı alır bence. Vallahi ben maça bakıyorum. Kadro olarak da bakıyorum. Performans olarak da bakıyorum. Kağıt üstüne de bakıyorum. Ya Karagümrük bana göre çok ağır basıyor. Ben de yenilmeyeceğini düşünüyorum Karagümrük'ün. Bu maça geçelim. Geçelim. İki takıma da başarılar diliyoruz. Aynen. Ayrıca Karagümrük taraftarlarına da çok teşekkür ederim. İnşallah ediyoruz. Güzel bir derbi olur. İnşallah. Hak eden kazansın. Göztepe-Fenerbahçe mücadelesine geçelim. Pazar akşamının son maçı. Fenerbahçe hakikaten bu yaz transfer dönemine damga vurdu. Rakipleri transfer yapamazken toplam 18 transfer. Ama ben onu 16 olarak sayıyorum. İsmail Yüksek'le Barış Sungur'u saymıyorum. Aynen. Toplam 11 tane... Çok pardon, 16 tane ilk 11'de oynatabileceği yabancı oyuncu aldı Fenerbahçe çok rahatlıkla. Yerli oyuncular da dahil bu 16'nın içine. Göztepe ise hani baktığımızda lige iyi başladı bence. Özellikle zor gol yiyen bir Göztepe var. Bayağı bir mücadeleciler ilk 4 hafta sonunda. Sence zor gol yedi takım mı? 4 maçta 4 gol yedi. Antep maçında yediler ikisini ama. O yüzden hani. Bir de Alparslan'la Atın çok formdalar. Alparslan zaten savunmada. Geçen sezondan beri çok formda. Fenerbahçe ise 4 maçta hani 8 puan, 2 beraberlik, 2 galibiyet. Hatay maçını bir kayıp olarak görüyorum Fenerbahçe için. Galatasaray derbisinde bence 1 puan kötü değil deplasmanda. Şimdi Fenerbahçe'de Lemos yok. Uruguaylı stoper cezalı. Aynen. Lemos'un yerine kimi bekliyorsun? Bir de maçla alakalı görüşün ne? Göztepe o mükemmel taraftarından bu maçta yoksun kalacak. O büyük sıkıntı. Bundan sonra, bu haftadan sonra yani taraftarlar yavaş yavaş %10 şeklinde gelmeye başlayacak. Ama şimdi bu maçı dolu tribünler olsa Fenerbahçe'nin işi çok zor olurdu. Göztepe çok zor bir deplasman. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya Göztepe'nin kadrosuna baktığım zaman geçen sezondan daha zayıf bir takım var. Şimdi taraftar da olsa Göztepe'nin bence kadro anlamında sıkıntısı var geçen sezona göre.
Fenerbahçe'de Lemos yok. Ben Sadık'ı bekliyorum ilk 11'de. Tesserant'ın yanında. Çünkü ben Serdar Aziz'e hiçbir zaman güvenmiyorum. Hemen hani her an sakatlanabilecek bir oyuncu. Zaten onun dışında baktığın zaman da bir oyuncu daha oraya koyamazsın. Ki Fenerbahçe'nin bence hani Lemos hamlesinde ben hala sürümcemedeyim. Özellikle zaten Karagümrük maçında yaptığı çok büyük hatalar var. İki penaltıya sebebiyet verdi. Ve kaybettiği çok fazla toplar var oyunu kurarken. Bu ciddi bir dezavantaj oldu. Fenerbahçe'nin ben kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe ağır basıyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe'ye baktığım zaman da Alparslan hamlesi yapacaktı mesela. Yapılmadı. Gerçi haberleri çıktı ama ne kadar doğru yanlış bilmiyoruz. Bu maçta Samat'la Alparslan eşleşmesi çok sağlam bir eşleşme olacak. Alparslan da eğer böyle bir durum varsa, hani böyle bir söylenti doğruysa, Alparslan da belki maça çıktığı zaman diyecek keşke şu kadroda ben de olsam diyecek mi acaba, onu merak ediyorum. Ekstra bir motivasyonla oynayabilir Alparslan. Kesinlikle öyle. Alparslan çok iyi bir profesyonel. Aynen. Çok beğeniyoruz. Biz hatta gelmesi gerektiğini de söylemiştik ama yapılmadı. Alparslan bu maçta yine Göztepe'nin duran toplarda en etkili oyuncularından biri olacak. Tabii. Geçen sezon da çok gol attı. Bu sezon da yine golcü başladı. Ben Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Erol Bulut inşallah bu maçta Tolga Ciğerci oynamaz. Eğer bu maçta Tolga Ciğerci oyunu alır veya ilk 11'de falan başlatırsa Fenerbahçe taraftarını öldürecek yani kalp krizinden. Katılıyorum sana. Fenerbahçe Hasan Ali'den kurtuldu. Şimdi de Tolga Ciğerci çıktı takım. Aynen. Her dönemde böyle bir oyuncu var. Bir ara Deniz Barış, Selçuk Şahin, Önder Turacı. Aynen öyle. Her dönem var. Şimdi de Tolga Ciğerci bela oldu Fenerbahçe'nin başına. Ben Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Ben de kazanacağını düşünüyorum. Göztepe'nin taraftarından mahrum olmasından dolayı. O muhteşem taraftar olsaydı Göztepe'nin kolay olmazdı Fener'in. Tabii işi. Ben hani taraftar olsa da yine kolay olmayacağını söylüyorum ama Fenerbahçe'nin kadrosu ağır basıyor. Göztepe bu sezon çok zayıfladı. Bakalım neler olacak. Pazartesi akşamı da iki tane maç var ki Galatasaray Alanya Spor maçına geçelim ilk. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum kağıt üstünde. Aynen. Alanya Spor ligde 4 hafta sonunda 10 puanla liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Çok iyi bir yapılanması var zaten Alanya Spor'un. Ligin en iyi yönetilen 2-3 kulübünden biri açık ara. Başkan Hasan Çavuşoğlu önderliğinde. Galatasaray'da ise şu an biraz sıkıntı var. Başkan Mustafa Cengiz her gün ilginç açıklamalar yapıyor. İşte son Ümit Milli Takımla oynanan hazırlık maçında yaşanan olaylar. Markan'ın tokatlı falan. Aynen öyle. Yalanlandı ama oyuncu tarafından. Yalanlanıyor ama maçın görüntüleri de yayınlanmıyor bir türlü. Yayınlansa Marko ceza alacak otomatik olarak. Orta sahaya yapılamayan transfer. Abdurrahim Albayrak'ın işte ilginç açıklamaları sürekli. Abdurrahim Albayrak zaten ne zaman ilginç açıklama yapmadı ki? Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Alanya kesin gol atar diyorum. İki takımdan da gol bekliyorum. Kim kazanır bir şey diyemiyorum. Bir de Galatasaray seyircisizken işi çok zor. Aynen. Bana göre 3 büyük takım içinde en büyük seyirci avantajını Galatasaray oluşturuyor maçlar seyirciyle oynanırken. Benim kendi düşüncem bu. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi şimdi şöyle söyleyeceğim. Alanya Spor şimdi avantajı geliyor. Seyirci yok Galatasaray'da. Evet. Bir de bizim hep söylemiş olduğumuz bir konu var ya. Ön alanda felaket bir baskı kuruyor Alanya Spor. Özellikle atağa çıktığı zaman da çok fazla driplikte oyuncuları var. İşte Davinson'lar olsun. Efecan olsun. Bunlar çok etkili oluyorlar. Forvet'te de Babakar var. Barreiro var. Barreiro zaten felaket bir oyuncu. Hatay Spor maçında bunu gördük. Felaket bir performans gösterdi. Şimdi bu maçta seyirci olmamasından dolayı Alanya Spor'un bu ataklarını daha fazla göreceğiz. Şimdi seyirci olduğu zaman da takımın ileriye doğru gidişatı biraz etkilenebiliyor rakiplerde. Ama seyircisiz olduğu zaman da çok daha rahat oynuyor oyuncular ki Alanya Spor'un ben bu maçta çok ciddi sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum Galatasaray savunmasında. Özellikle sol tarafta sıkıntı var. Galatasaray'da biliyorsun. Orayı bence Efecan işleyebilir. Bir de şimdi Luyendama topla çok riskli hareketler yapıyor mesela. Alanya'nın o baskısında bela alabilir başına Galatasaray. Kesinlikle. Sıkıntı sen olabilir. Alanya Spor için bu bela kelimesini kullanıyorsun. Alanya Spor rakipler için çok sıkıntılı bir takım ama. Aynen. Özellikle Luyendama dediğin gibi ayağında çok fazla top tutarsa Barreiro, işte Bakasetas falan yani çok fazla bu hatayı değerlendirecek oyuncular. Ben Alanya Spor'un gol atacağını kesinlikle düşünüyorum, onu söyleyeyim. Hatta ben Alanya Spor'dan sadece gol değil, goller de bekliyorum. Yani çok golü bir maç izleriz. Yani gole doyarız diyorum. Ben şöyle 2-2'lik, 3-1'lik, 3-2'lik bir sonuç bekliyorum. Ama sonuç anlamında hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani 3-1 dedim ya, Alanya Spor 3-1 kazanırsa bile şaşırmam yani o derece. Her şey olabilir. Galatasaray'da çünkü şu an bir kriz var. Kesinlikle. O yapılamayan transferlerden. Sence forvette kim oynaması lazım? Ya bana göre Cagney'in oynaması lazım. Ya Galatasaray forvete top getiremiyor ki. Kim oynasa. Belhanda ile Feghouli zaten yürüyorlar sağda. Galatasaray'da biliyorsun. Arda da iyi gidemiyor. Var. İndirim konusunda Mustafa Cengiz işini kabul etmiyor. Belhanda ile Feghouli. Aynen. Başka takıma giden oyuncu da Jimmy Durmaz. Hı-hı.
bu 3 oyuncuya dedi. Ama zaten o, sen o sözleşme... Gerçi burada Mustafa Cengiz'in suçu yok. O sözleşmeleri Cenk Ergün yaptı. Aynen. O zamanında, Dursun Özbek zamanında. Son olarak da Gençler Birliği Denizli maçını konuşacağız. Bu maç bence çok kritik bir maç. Bence bu iki takım direkt birbirlerinin rakibi. Aynen. Ligde kalma yolunda. Bu maç 5. hafta oynanıyor olabilir ama sezon sonunda ligde kimin kalacağını belirleyen maç bile olabilir şimdiden. Gençler Birliği biliyorsun sezona kötü başlamıştı. Fakat Beşiktaş galibiyetiyle resmen bir suni teneffüs yaptılar kendilerine. Ayat öpücü oldu. Aynen. Denizli Spor ise lige çok kötü başladı. Maddi problemler de var. Hı-hı. Bence takımda Mustafa Yumlu ve Pantilimon dışında da öyle mücadele eden bir oyuncu göremiyorum. Ben Gençler Birliği'ni galibiyete daha yakın görüyorum. En kötü bence başkent ekibi kendi evinde yenilmez. Senin yorumun ne olur? Ya Gençler Birliği ağır basıyor bana göre maçta. Bir de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmesi takımdaki motivasyonu arttırır. Artırır. Deniz Spor'da zaten hücum hattında çok büyük bir sıkıntı var. Gençler Birliği'nin şu anda savunmasına baktığın zaman da savunması iyi ama hücumda üretemiyor takım. Ben bu karşılaşmada Gençler Birliği'nden en kötü bir puan bekliyorum. Zaten Gençler Birliği maçı kazanırsa Deniz Spor'da da istifalar başlar diye düşünüyorum. Burasine çıkı gidebilir. Aynen. Zaten geldiği zaman da yanlış bir seçim tercih olduğunu söyledik. Kayseri Spor'a geldiği zaman da yanlış bir tercih olduğunu söyledik. Belki tamam Deniz Spor'da şey yok, malzeme yok ama yani malzeme olsa bile bunu yönetebilecek bir hoca değil. Ya Denizli Spor'a şu an hangi hoca gelirse gelsin hiçbir şey yapamaz. Aynen. Bence Denizli Spor'a papaz hocalardan biri gelecek Türkiye'deki. Prosineşki gidecek. Samet Aybaba. O tarzda bir hoca Mustafa gelebilir. Bakkal. Aynen. Bakalım. Bülent zaten... Uygun gelmez çünkü geçen sene gelmişti, evet. Bir daha getirmezler. Zaten bu saatten sonra da yabancı hoca gelmez bu takıma. Bence de yani zaten. Daha doğrusu da yönetim almaz. Hiçbir hoca gelmez yabancı zannetmiyorum. Tüm maçları konuştuk. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Ağzına ben sağlık. Sana teşekkür ederim. Kapatmadan önce izleyicilerimize mesajın var mı? Öncelikle bütün takımlara başarılar diliyoruz. Maçlar cumartesi günü başlayacak. 4 tane maç var. İzleyen herkesten öncelikle abonelik. Ardından da beğeni ve yorum bekliyoruz. Ayrıca katıl butonumuz aktif oldu. Aynen. Katıl butonumuza da tüm taraftarlardan, izleyicilerden destek bekliyoruz. Son olarak da sosyal medya hesaplarımız Facebook, Twitter ve Instagram'dan da takip etmenizi öneriyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum tekrardan. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.